Bu çocukluktan gelme bir şeydi. Yani hatırladığım benim 6-7 yaşındayken hediye edilen bir fotoğraf makinesi ve onun çok ilgimi çekip üstünde oynamam, yeni makineler almam, film basmam ve sonra da yıllar sonra sinemaya ilgi duyup bu mesleğe geçmem. Yeni bir projeye başlarken benim için önemli olan ilk şey senaryo. Bunun öncelikli olarak içime sinmesi gerekiyor. Beni heyecanlandırması. Sonraki süreçte de yönetmenle tanıştıktan sonra onunla bir elektriğimin tutması. Bu o kadar önemli bir şey ki bazen bir yönetmenle 5 dakikada aynı şeyleri düşünüp o enerjiyi de yola çıkabiliyorsun ve bu filme yansıyor. Mesela bizim negatifte renk derinliği dediğimiz şey negatif bir boyama sistemidir. Yani çekerken işte mavi ile yeşili karıştırırsın içinde, film kendi yapar bunları, sarı koyar, başka bir renk çıkar. Yani tamamen bir resim yapma gibi bir şeydi. Uzun bir süre bu renk derinliğini hep aradım dijital kameralarda. Ta ki F65 ilk çıkana kadar. Ondaki o 16 bit renk derinliği beni çok etkiledi. Ve en az 7-8 filmimi F65 ile çektim. Ondan sonra da bu son filmin Mucize 2 Aşk'ta Venice'de tanıştım. Gene 16 bit renk derinliğiyle, ergonomik bir kamerayla çalışma şansını yakaladım. Bu gerçekten benim için çok önemli bir şey. Yani Mucize 2 Aşk'ı çekerken bir gün gece bir fırtına çıktı, büyük bir fırtına. Ertesi günde bir gün batımı oldu. Yani milyonlarca renk vardı bulutların içinde, mor ötesinden kızıl ötesine giden. Her tonu böyle çıplak gözle görebiliyordum. Yani Venice'de bunu çektim ve sonucu gerçekten şey, benim gördüğüm gibiydi. Filmin şöyle bir özelliği vardı. Engelli bir takım insanlarla çalışıyorduk ve bunlar oyuncu değildi. Yani doğaçlama çekilen çok sahneler vardı. Keza ana oyuncumuz, başrol oyuncumuz Mert engelliyi oynuyordu. Ve çok zordu yaptığı oyunlar. Yani her tekrardan sonra kendine gelmesi bir yarım saat alıyordu. Ve gerçekten hızlı olmamız gerekiyordu. Sahnede 10 saniye bazılarını tutmak bile o kadar zordu ki. Yani bir akü değişimi bile bir problemdi. Yani çok stresli bir çekimdi o konuda. Venice'i tercih etmem de biraz bu hızı yüzümden oldu. Kameranın hızı. Özellikle görüntü yönetmenleri için çok önemli bir şeydir. Doğa olayları, bir şeyi yakalama. Yani yıllarca o kadar kaçırdığım şeyler oldu ki bir otobiyografi bile yazabilirim bu kaçırdığım şeylerle ilgili. Bu Venice'de çok hızlıydı. Tam bir prodüksiyon kamerasıydı. Ben omuz kamerayı kullanmayı çok seviyorum. Yani kameranın benle beraber olması. Ya o vizörden gördüğüm şeyde biraz çöktüğümde başka bir şey hissedebiliyorum. Sağa kaymak daha kolay olabiliyor, o resmi bulmak daha kolay olabiliyor. O yüzden ergonomi benim için çok önemli. Bir kamerayı omzuma koyduğumda tutmadığım zaman dengede kalabilmeli bir kamera. Bu yüzden Venice'de çalışma özellikle omuz çekimlerinde beni çok rahat ettiriyor. Mucize 2 Aşk'ta anamorfik lenslerle çalışmayı tercih ettim. Çünkü landscape'leri çok fazlaydı filmin görsel olarak. Bu 2.39 aspekti kullanmak istedim genişlik olarak. ND filtre, cam filtreleri değiştirmenin onun geçirdiği süreleri falan ben de asistanlık yaptığım için çok iyi biliyorum. Herhalde ben de o 10 senelik, 12 senelik asistanlık döneminde bir 15 tane ND filtre kırmışımdır düşürüp. Ya gerçekten bir anda karar verip bu alan derinliğini biraz ben azaltmak istiyorum dediğinde bir 3 dakika geçmesi yerine sadece 2 saniyede bir filtreyi değiştirmek çok önemli bir görüntü yönetmeni için. 2020 yılının Mayıs ayında başlayacağım. Ya İstiklal Ya Ölüm diye gene bir dönem filmi. 1914'lü yıllarda geçen esasında bir futbol filmi. Ama aynı zamanda içinde savaş da var. Figürasyon sayısı çok fazla. Bazı yerlerde 3000 kişiyi bulacağımız rakamlar olacak. Özellikle savaş sahnelerinde. Bu mucizede yaşadığım tecrübeden sonra galiba Venice'den vazgeçemeyeceğim.